Hoş geldin Erman. Hoş bulduk Nevzat. 99'lu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bitiyor. Evet. 2000'e kadar aslında öğrenciliğinden başlayan bir Erginoğlu Çalışlar Ofisi'nde tasarımcı olarak çalışıyorsun. Evet. Sonra Berlage Enstitüsü'nde Hollanda'da yüksek lisans yapmaya karar veriyorsun. ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni hem Berlage Enstitüsü'nü tanıyan ve bilen birisi olarak biraz böyle Hollanda-Türkiye karşılaştırmalı bir mimarlık eğitimini konuşarak başlayabiliriz. Çünkü şu anda farklı bir yerdesin ve Rotterdam'da mimarlık öğretiyorsun. Dolayısıyla bu öğrenci olmak, hoca olmak, Türkiye, Rotterdam, Hollanda arasında böyle bir gezinerek buna bakabilir misin? Şu sıralarda çok önemli bir konu gibi geliyor bana mimarlık eğitiminin nasıl yürümesi gerektiği meselesi. Çok kapsamlı bir soru sordunuz. Şimdi ben 90 tamamen aslında 90 jenerasyonu, X jenerasyonu da deniyor bize. 90 ile 2000 arasında okuduk Mimar Sinan Üniversitesi'nde. Tabii Mimar Sinan Üniversitesi'nin genel bir Alman ekolünden gelen bir ağır bir eğitimi var. Bu oldukça kapsamlı dersler, hatta sayıyordum bir ve ikinci sene 19 adet ders veriliyor. Tasarı geometrisinden işte ince yapısından yapı e, bilgisine dair e, birçok şey kavramsal e, teknik bilgiler veriliyor. Fakat yani yine de belli ölçüde teorik bilgi ve altyapı yani mimarlık tarihi de çok zengin. Ama teorik bilgi biraz daha tabii zayıf kalıyor. Yani biraz daha Bauhaus ok ekolünden gelen biraz daha teknik bir okul akademik olarak akademi aslında ger gerçek adıyla. Tabii 99'dan sonrası yüksek lisans adı altında Berlager'e biraz daha hani şehir planlaması, mimarlık, peyzaj mimarlığının birlikte olduğu, birbirine geçtiği, biraz daha ülke, şehir ölçeğinde teorilerin konuşulduğu ve bunun mimarlığa yansıması, şehir planlamasına yansıması konuşulduğu bir ortam aslında. Ona geçtim bire. Ya bu 2-3 sene sürüyor ve uluslararası bir sürü öğrenci ve aynı şekilde hocaların da katıldı. İşte Ramkola'sın, onun eski ortağı Elia Zangelis. Ee, sürekli işte zaaditler geliyor. İşte Lynn Amerika'dan, Siza'yı çağırıyorlar. Böyle bir değişik bir ortamda yüksek lisans. Çok farklı isimler. Çok farklı, evet çok hmm. farklı. O dönemde gündem yapan isimleri davet edip polemik yaratıp yani şehirsel meseleleri konuşmak üzerineydi aslında yüksek lisans. Yani o dönemde özellikle tabii. Şimdi 80'lerde Hollanda doğal gaz yatakları bulunuyor Kuzey Denizi'nde, tabii zenginleşiyor. Bu ekonomik açılıma denk geliyordu 1990'larda. Bunun inmesiyle hani şehirler bir bütünleşecek, Amsterdam, Rotterdam'a birleşecek. Nüfus ikiye katlanacak. Onun senaryoları konuşuluyordu. Dolayısıyla bu senaryoların bir parçası olarak aynı zamanda oradaki çalışma alanına da intikal ediyordu. Bu oldu mu? Oldu tabii. Hmm. Nüfus ikiye katlandı. Yani. Ha, kalp. <gülüyor> <gülüyor> Yok o hiçbir zaman olmadı. 70'lerde de katlanacağını düşünüyorlardı. Her zaman toplumun bir genel bir şeyi var. Şeyde şey de yani şehirler de birleşmiyor. Daha çok daha e, tutucu davranıyorlar. <laughs> Asıl genişlemeci olanlar mimariyi temsil eden mimar tarafı veya şehir planlama tarafı veya şehirlerin yoğunlaşmasını öneren veya yani Rem Kolas gibi vesaire o figürler. Bu büyümenin doğurganlıkla mı yoksa göçlerle mi olacağı daha ağır basıyordu? İkisi birden vardır ama. İkisi birden tabii 1967... yani baby boom jenerasyonunun aslında herkes çocukları o ya yani bizim dönem. Dolayısıyla öyle bir öngörü vardı ama gerçekleşmedi. Ama gerçekleşmesi dahi şehirlerin yükselmesi, kompakt hale gelmesi ve biraz daha Amerika ile yarışır hale gelmesi veya Avrupa'nın diğer şehirleri yarışır hale gelmesi için bir yoğunlaşma getirmek temel bir felsefeydi. Yani Değil Hakkı merkezde görebilirsiniz bunu. Şimdi senin söylediklerinden aklıma geliyor. Bir Amsterdam seyahatinde çok sayıda konut inşaatı görünce şeyi sormuştum. Ya bu kadar konuta ihtiyaç var mı? Hollanda zaten nüfusu çok artmayan bir yer dediğimde şöyle bir faktörden söz etmişlerdi. Aileler küçüldükçe hatta tek başına yaşamak çok öne çıktıkça İhtiyaç e ihtiyaç duyulan konut sayısı artıyor. Dolayısıyla bu artışın konut sayısındaki artışla yaşama biçiminin değişikliği arasında bir ilinti var e, diyordu. Bu da belki yapılacak olan konutların niteliğini, sayısını, pozisyonunu belirleyen şeylerden birisi olabilir belki. Evet 1970'lerde ulusal politikaydı. Yani 19-20 yaşına gelen insanın üniversite çağında mutlaka evinden ayrılsın, kendi bireysel varlığını kursun diye teşvik edilen bir şeydi. Yani tek başına yaşaması veya işte arkadaşıyla yaşaması. Dolayısıyla ona göre konutlar da yapıldı. Şu an o kadar regüle etmiyorlar. Fakat sadece gençler için değil bu şimdi orta gelirlilerin de belli bir aşamaya geldikten sonra işte hepsi bir Almere gibi villalara taşınmak istiyorlar. Biraz daha Amerikan ekolünü takip ediyorlar. O anlamda da eleştiriliyor zaten Hollanda. Urban sprawl dediğimiz işte serpiştirilmiş mekanları da almaya çalışıyorlar. Şimdi herkesin istediği farklı yaşama şekilleri var. Bunlara aslında Konut tedariği sağlamak genel stratejileri, çok da bir strateji yok son zamanlarda. Biraz daha serbest bırakma gibi stratejileri var. Türkiye gibi, yani daha kendin inşa et anlamında yeni adacıklar oluşturuyorlar. Siz gidiyorsunuz, kendi mimarınızı buluyorsunuz, veriyorsunuz vesaire. Şu an iki tane de zaten onunla ilgili bir bina yapıyoruz. Rotterdam'da ilginç bir şey yaşa ait olmuştuk. Rotterdam Limanı şehrin dışına taşınınca, şehrin içinde limanın arka planında evet. kalan Birimler de onunla birlikte yok olunca çok önemli bir boşalma yani nüfusun yok olması gibi bir şey yaşanmıştı. Ve tekrar orayı canlandırmak için Faslı bir belediye başkanı, Hı -hı. Türk bir belediye başkanı yardımcısı atanmıştı. Ve tekrar nüfusu oraya çekmeye çalışıyorlardı. Ve Hı. açıkça şey demişlerdi, limanı taşırken bunun bu denli önemli bir sorun üreteceğini düşünemedik. Hı -hı. Ve şimdi bunu düzeltmeye çalışıyoruz dedi. Bu konunun nereye et bir bilgin var mı? Yani çok yavaş ilerlediği için hmm. bu alanlar çok hissedilmiyor. Yani tabi ki de mesela bazen okulu taşıyorlar. Mesela Rotterdam Akademisini hemen limanın olduğu yere taşıdılar. Hani oraları canlandırmak hmm. için vesaire. Bu yani aslında her metrekaresi bilinçli olarak tasarlanan bir ülke. Ya yani bu da şeyden kaynaklanıyor çünkü orada yani liman bölgesi de dolgu alanları. Denizi, suyu boşaltıyorsunuz o alanı yatırım arazisine açacaksınız. Ya endüstri olacak ya da işte konut olacak vesaire. Çok fonksiyona ayıracaksınız. E bunun 50 senelik bir programı yapmak zorundasınız. Ya yani suyu boşalttınız ne yapacaksınız? Çok kıymetli arazi. Çok kıymetli abi. yani o kadar uğraştınız. Zaten o bahsettiğiniz liman bölgesi de genişliyor aslında. Küçülmüyor. Sadece şehir büyüyor. Limanın çıkışı yani Maas Nehri'nin çıkışı da genişliyor denize doğru. Böyle biraz kayma oluyor. Tam anlamıyla da şehir genişlediği için öyle gözüküyor. Kontrol altında tutulan bir kentleşme için Hollanda herhalde şey değil mi bulunmaz bir örnek. Ülke tamamen dümdüz kör gibi diye düşünürmem. Yani İnsan kör olması kulakları gelişir. Onlar da öyle mekansal duygularına çok önem veriyorlar ve aslında İstanbul'da benzer hale geliyor Hollanda gibi oluyor çünkü yer kalmadı. Yer kalmayınca şehir araştırmaları daha da artıyor. Aslında üzerinde şu anki 10 senedir yaşadığımız İstanbul için de benzer şeyler var. İşte o yoğunluktan kaynaklanıyor. Fakat mesela İstanbul'da yerel yönetimlerin ya da kamu kuruluşlarının zaman zaman açtığı yarışmalar çok azı gerçekleşiyor. Hı hı. O kadar az ki neredeyse hiç gerçekleşmiyor bunlar. Deneyecek kadar az. Oysa düşüncenin üretilmesiyle oradan bir sonuca varılması arasındaki şey çok karmaşık ve hı hı. herkesi bıktıran bir sürece dönüşüyor. Halbuki Hollanda örneği galiba bunların hayata geçmesi konusunda da hızlı bir yer. Ee... Hız, hızlı demeyelim de biraz farklı. Sistematik bir Sistematik yer. her Hügovard bölgesi diyelim. Utrecht, Orvet bazı master planlar da yaptık da orada. Ee, olanların ön analizleri var. Sosyologlara yaptılar. Plancılara ön çalışmalar yapılıyor. Ee, sizin hani plancı eğer belli bir aşamaya gelmişse eğer o çok kritik bir elzemse onun planlaması sizin masa kadar bir araştırma projesi var elinizde. Ee, kullanılmaya açık. Oradan zaten bir perspektif belirlenmiş oluyor kentin veya o bölgenin nereye gideceğine ait. Dolayısıyla bu bayağı bir 5-10 sene süren çalışmalar ardından yine bir planlama çalışması geliyor birkaç sene. Sonra da tabii 10-15 senedir uygulama süreci geçiyor. Mesela Crossfire... Rotterdam'ın hemen çok yakındadır. Türklerin yaşadığı, işte Faslıların yaşadığı bölge. E onların taşınması lazım. Aynı işte tarlabaşı vesaire gibi benzer sorunlar. Hala o şey devam ediyor. 2003'te çalışmıştık o projeye. 2021 hala inşa ediyorlar şu an o projeyi. 17 senedir. Peki 2003-2006 arasında Adrian Geuze ile beraber bir ofis yapılanmanız var. West Eight. Evet. Bu 2004'te de Rotterdam Merkez İstasyonu projesi var. Bu evet. bir yarışma. West Aid'in Benjamin Crowell'la girdiği Skipol Havalimanı e, mimarları e, beraber girdikleri ortak bir projeydi. Ben de e, tasarımcı olarak ofiste bu işle uğraşıyordum. Bu gerçekleşmiş bir proje mi? Tabii tabii. Rotterdam İstasyonu evet. şu an yapıldı. Ben çatısıyla özellikle formuyla uğraşıyordum. Bayağı bir 6 ay sadece onunla uğraştım. Hem yarışma zamanında hem de ondan sonra e, uygulama esnasında. Öyle bir döneme denk geldi. Çok önemli bir proje olmalı herhalde değil mi? Evet. Ee, hem peyzajı hem kent planlaması önerileri önemli bir proje. Evet, yani o Rotterdam için en önemli projeydi. Çünkü tek bir, birkaç defa yarışma açıldı, iptal edildi. Bill Alsip kazanmıştı daha öncesinde. Şampanya bardakları şeklindeydi. Çok fazla alışveriş merkezi vardı içerisinde. Onlar itiraz gördü. Halkın oylamasına açıldı. E, maketler sergilendi vesaire. Ben o, o, dönemde de bir Berlage'de okuyordum. Hatta eleştirisini yapıyordu okulda, sunumda vesairesinde. O zaman göçmenlerle ilgiliyordum ben. E, mekansal kurgulanması, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. E, o zaman onu eleştiriyordum. Sonra da şansa denk geldi. E, benim ortağım daha sonra Felix Madrazo'da. O da OMA'di, Remco Olas'ta aynı projeyi. işte yarışıyorduk o. Ben de Westgate'deydim, o da... E, <laughs> Peki bu halk oylamasına sunuldu ve yapılmadı dediğin Genel kesin çok kalır. önemli. Genel Halk oylaması tam demeyelim de bayağı bir insanlara gösterildi, şey yapıldı. 2000'lerde bu. Bu görüş nasıl alınıyor? Temsilciler aracılığıyla mı doğrudan sokaktaki insanın görüşleri mi toplanıyor? Ee, hepsi. 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 Yani oraya bir hemen merkeze bir maket yerleştiriliyor. Ee, i̇nformasyon merkezi. Yani gelip gidip değerlendiriyorlar. Bayağı birkaç sene sürüyor bu şey. Eğer de özellikle tepki alıyorsa eğer. 2005'te de Rotterdam Bienniali'nde konuk küratörsün değil evet. mi? Biraz bundan söz eder misin? Aslında o dönem ve şu anki dönemi değerlendirirsek belki doğru bir şeydi, e, konuydu. E, biliyorsunuz yani Bodrum Yadım Adası vesaire tamamen işgal altında. Turizm sadece tek tatil evleri olarak işgal altında. Dolayısıyla bazen hani şunu da eleştiriyi getiriyoruz. Neden bir teknoparkoya işte hafif... E, teknoloji içeren parklar neden entegre edilmiyor? Bu insanların çünkü eğlence ihtiyacı var, vakit geçirmeye ihtiyacı var, bir kent dokusuna ihtiyacı var. Dolayısıyla o patlamayı eleştiren bir çalışmaydı. Yani ilk aklımıza gelen bazı şeyler var ama bunun aslında belki daha altyapısında araştırma gereken unsurlar var. Mesela havalimanının yanına bir teknopark yapmak çok akılcı ve mantıklı gelebilir ama yani İstanbul'u zaten yoğunlaştırmışsanız vesaire neden onu mesela böyle bir alana çekip yaz-kış yaşanan bir alana değiştirmiyorsunuz? Yani bu bir şey görüşüdür. Yani 2050'yi, 70'i kapsayan uzun vadeli sosyolojik bir çalışma gerekir. Yani doğru olduğundan söylemiyorum ama bunun altyapısını çalışmak gerekiyor. Bazı şeyler çok insana kolay, mantıklı geliyor ama olmayabiliyor. Hız galiba Kanıt yani planlaması konusunda belirli bir limiti aştıktan sonra tehlikeli bir sınıra giriyor, değil mi? Çok hızlı, çok hızlı, hızlı yapıldığında e, doğru, hızlı, yani ön araştırması hız çok değiştiriyor, olumsuz yönde değiştiriyor. Bir de e, benim gözlemlediğim e, aslında e, bunu e, kamu kurumları aslında idame ettiriyor belli ölçüde ve onları, oradaki süreklilik de önemli. Oradaki insanların o konuya hakimiyeti ve daha sonra başka yere atanması vesaire. Çünkü bayağı bir hayatı içeren bir şey. O onu kavrayamıyoruz aslında. O zamanın uzunluğuyla bizim kendi e, yapmak istediklerimiz artık aslında örtüşmüyor şey olarak. Çok başka türlü ele alındığını düşünüyorum Türkiye'de bu meselenin. Düşünmek, projelendirmek, karar vermek yapmaya başlamak ve aşamaların sırası ve o aşamaların tasarlandığı gibi gitmesi ya da günün gerçekleriyle gözden geçirerek devam etmesi konusunda böyle ilginç, tıkalı, açılması zor ve geriye dönüşleri fazla hırpalayıcı olan bir süreç başlıyor. Doğru anladıysam eğer o süreç içerisinde bu konuyla ilgilenen insanların da durmadan değişiyor olması evet. projeyi sahipsiz bırakıyor. Hayır, evet. Hatta birçok sefer yeni gelen insanlar o projeye sahip çıkmıyorlar. Çıkmıyorlar evet onun altyapısını ve düşünce biçimini öğrenmek istemiyorlar. Peki bu 2006'da Rem Koolhaas'la bir çalışma var. Şimdi Rem Koolhaas bir efsane olduğunu düşünürsek şeyde mimarlık dünyası için nasıl bir birlikte çalışmaydı ve neydi bu? Yani bir ustayla çalışmak mı, eşit koşullarda ortaklık mı, neydi? Orta Doğu'da projeleri vardı. O zaman da Türkiye'de bir takım projeler başlamıştı. Kendi ofisimi kurma aşamasındaydım. Fakat bazı ilginç projeler olunca hani o isteyimli ilettin çalışabilir miyiz diye o zaman Katar'da bir proje, alışveriş merkezi gibi ama daha çok konut kapsamlı hani mix use bir planlamaydı. Ama çok benim kısa'dır. Benim asıl geçmişim Weststate tabanlıdır. Ama ondan önce de zaten Remkolas Berlage'nin genel fikirsel takımında Elie Zangelis ile. Dolayısıyla Rem Koolhaas zaten e, Hollandalı mimarlar için önemli bir figür. Dünyada olan kavramsal sorunları taşıdığı için, akademik dünyaya da taşıdığı için. Mesela Harvard'da işte çalışmalar yapar, shopping ile ilgili vesaire. Bu tip analizleri olduğu için aynı şekilde Berlage'de de yapıyordu. Tam burada böyle kavramsal çalışmalarla yapılıp edilen şeyler arasındaki ilinti anlamında gerçekten Kohlhaas çok özel bir örnek. Evet. Bunu nasıl görüyorsun? Sen de akademiyanın içerisindesin ama kendi projelerin var. Yarışma yapıyorsun, doğrudan iş alıyorsun. Dünyanın başka yerlerinde projelerle uğraşıyorsun. Bu düşünceyle yapıp etme arasında sence nasıl bir ilinti var? Bir grup insana göre bunlar apayrı şeylerdir. Bir grup insana göre bunlar iç içe şeylerdir. Mesela kent planlama veya şehir planlama Üniversiteler de 1936'da zannediyorum kuruluyor DERF'te vesaire. Yani çok geç gelen kavramlar. Dolayısıyla mimari, şehir planlama ve tasarım bir bütün. Yani hepsini bir anda ele alıyorsunuz. Ve bu 90'larda zaten kitabıyla, Small, Medium, X, Large gibi kitabıyla hmm. birazcık onu temsil etti. ya yani bütün ölçeklerin birbirindeki bağı ve işte jenerik şehir, kavramı, işte bütün dünyanın ne hale geldiği, nasıl şehirlerin birleştiği gibi birtakım başka konulara da değindi. Dolayısıyla araştırmacı kimliği bir kere yansıdı şeye. Araştırmayla nasıl mimarlık elde edilir. Da Amo'yu kurdu zaten Oman'ın tam tersi. Amo sadece araştırma ile elde edilen bir ofis. Şimdi bu bütün bunlar okula da yansıyor tabii. E, oradaki mimarlık disk, diskuruna da yansıyor. Dolayısıyla biz bizim çalışmalarımıza da etkiliyordu e, belli ölçüde. Tabii bütün biz de İngiltere ve zadiyle ayrışan e, fonksiyonel mimarlık tam da ilginç bir şeyler elde edilebilir yani bir, bir nevi yeni postmodernizm ama tarihselliği atıp kendi kurgusuyla da e, yani işte bu yürüyen merdiven ne olur kendi yapım sistematiği e, mimari ortaya çıkar aslında bu mekandaki gibi güzel bir atmosfer oluşturuyor kendi bütün dinamikleri ortaya çıkartıyor onun üzerine çok fazla çalışması var ve birçok mimarı da etkiledi dünyada sadece dünyada. mimarı da değil şimdi biraz önce söylediğin SMLXL kitabını ve o kitapta anlatılan şehir meselelerini düşününce bütün dünya şehirleşme konusunda neredeyse kol haklı çıkarmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Bugün dünyanın yüzde yetmişinin şehirleştiği söyleniyor. Bunlar tabii ne kadar şehir ülkelerle beraber baktığımız zaman tartışılır ama şu çok açık ki herkes elinden gelen her şeyi yaptı onu haklı çıkarmak için. 2006'da Felix'le beraber İspanya'da bir toplu konut yarışması var. Şimdi bu Türkiye'de de çokça yapılan projelerden bir tanesi olduğu ve yarışma sürecini gerçekleşen bir proje, gerçekleşme sürecini, işin ne şekilde tanımlandığını, sizin bu tanıma ne eklediğinizi biraz duymak istiyorum. Çünkü Hı -hı. Türkiye'de de şu anda yapılan... Yani biraz belki kritik bir kesitte durduğumuz için şu sırada durmuş olsa bile yakın bir zamana kadar yapılan inşaatların çok büyük bir oranı toplu konutlardı. Hı hı. Neydi, nasıldı, ne oldu? Öncelikle orada social housing deniyor yani sosyal konut. demekte de bir sakınca yok yani Tabii sosyal ki. yani dar gelirler için elde edilen konutlar. Şimdi İspanya'da da tüm kamu binaları yarışma ile yapılıyor elde ediliyor. Bu önemli bir faktör. Ee, diğer tüm Avrupa ülkelerinde bu, bu şekilde değil. Dolayısıyla bu da bir problem çünkü Hollanda'da eldenelere gidiliyor, yani havale ediliyor ihaleler, yarışmalar e, davetli olarak. Ama İspanya değil, ama Avrupa Birliği bir bütün dolayısıyla orada da bir ayrı bir konu var e, tartışılabilecek. Ama ondan öte şey İspanya Ceuta, biz birazcık daha Akdeniz Meksika da öyle e, ortam e, Felix ya daha bir alanı daha iyi tanımlayabileceğimiz Seuta'yı Tarık Boğazı'nı seçtik. 17 bölge vardı. Hmm. E, o Seuta da ilginç bir alan çünkü Fasla sınır ve İspanya ile problemli bir alan. Aynı, Aynı benzer yani. ve bütün göçmen geçişlerinin olduğu bir alan. Yani oradan siz sınırı geçtiğiniz zaman birdenbire Fas dokusunu görürsünüz o karmaşık gece kondu gibi ama biraz daha belki gelişmiş halini. Bizimde sosyal konut hastane ve çevresindeydi. Yine o benzer konutu aslında rasyonize ederekten tabii ki de sosyal konut çok düşük maliyetlerle yapılıyor. Belli bir blokları elde etmeniz lazım. Hatta o dönem hatırlıyorum yani Bağdat Caddesi'ndeki bloklara baktık da ölçülerine. Çekirdek ölçüsü etrafı şey çünkü en lüks bu eski yani 1960'ları mukayese edersiniz. Bloklar uzundur Le Corbusier falan <laughs> filan düşünürseniz. Burada bir daha lükse getirme yani sosyal ama yine lüks. <laughs> ne kadar lüks yapabiliriz onları diye düşündük. Dolayısıyla küplerden oluşuyor. Satranç dama taşları gibi ki manzarayı da görsünler. Çünkü muhteşem bir deniz var. Terasları var vesaire. Ara sokağı var. Futbol oynayacakları veya işte sosyalleşebilecekleri. Dolayısıyla o oradaki dokuyu belli ölçüde rasyonize edip, e, Orta Çağ dokusunu <laughs> rasyonize edip öyle bir e, şemaya gitmiştik. E, yarışmada kazandık da öyle devam etti, uygulandı da. Ve şu anda yaşanan Yaşını, bir Yaşanıyor, evet. 2008'de Venedik Üniversitesi'ne davet ediliyorsunuz. Yine evet. Felix'le beraber davet ediliyorsunuz. Evet, evet. Orada Hollanda, Türkiye, Venedik arasında bir karşılaştırma yapsan nasıl bir şey karakteristikleri vardı? Ya oradaki belki hikaye şöyle olabilir. Biz oradaki workshoplar yazın bir ay sürüyor yaklaşık üç hafta öğrenciler çeşitli ülkelerden gelen insanlarla şey İtalya'da dahil tabi Venedik'te bir workshop yapıyorlar gayet eğlenceli ve bir, yani bu tabi. Bayağı da nüfusu fazla. 4000 tane öğrenci var şeyde Venedik Üniversitesi'nde. Dolayısıyla böyle festival gibi bir workshop alanı. Dolayısıyla biz de davetli olarak çağrıldık. Bu çerçevede gelmeden önce bir araştırma yaptık e, Venedik hakkında. Venedik'te e, Cuma günleri e, bir kilisenin rahibi açıp Müslümanlara ibadet ettiriyor şeyde, kilisede. Çünkü yer yok. E, ve Venedik'in hemen yakında Meistre gibi e, Müslümanların yaşadığı alanlar var. Ve bu halk itiraz ediyor. Niye kilizim kilisemizi açıyorsun vesaire diye. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla çok yakın tarihte böyle bir problemli bir şeyi gördük. Öğrencileri de Benedikte cami yaparsanız ne olur sorusunu yönlendirdik. Onlar işte köprü Camii vesaire, Plaza'da Camii, cami altında gibi bir sürü farklı farklı 5-6 tane değişik öneriyle geldiler. Bunu 3-4 hafta bununla ilgilendikti. Peki senin bu Yüzen Cami böyle Yüzen Yüzen Cami de oradan geldi. Yine Mace tabi orada bu workshop'ı verirken oradaki dini liderleri vesaire de çağırdık workshop'a. Ne sunabilirler, ne istiyorlar, ne yapıyorlar çok heveslendiler vesaire. Sonra workshop bittikten sonra birazcık hani de provokatif olsun yani ne yapabiliriz diye o bölgeye. Bizde Aldo Rossi'nin biliyorsun 80'lerde meşhur tiyatrosu vardır. E yer de yok zaten Venedik'te, dolayısıyla su üzerinde bir şey yapalım. Hem de bu balonlardan olsun, jim topları aslında toplayalım onları ya yani bittiği bittiği da tekrardan insanlara dağıtalım falan gibi böyle bir hani hikayesiyle bir proje yaptık. O zaman çok ilgilendiler. Gittik geldik meistreye. Fakat hani bütçe bulması çok kolay değildi e, ve orada olmak gerekiyordu. Günümüzde inşa etmekle internet ortamındaki proje belki de aynı anlama geliyor etkisi. Evet. Veya internetteki daha fazla olabiliyor vesaire. Sanal mimarlık diye bir Sanal şey, mimarlık değil. diye bir şey çıktı. Evet o ilk keşfettiğimiz zamandı. Bazı kimsenin kim zaman inşa edilmesi gerekmiyor ama anlamı ve fiziksel hayaldeki, bellekteki yeri o yayılabilir. Tam bu noktada ben şöyle düşünürüm hep, bazı parlak fikirlerin gerçekleşmemesi onların parlak fikir olarak kalması daha doğru gelir bazen. Belki de o türde bir şey olabilir. Peki bu Havadaki Cami nereden çıktı? Havadaki Cami sizden kaynaklanıyor. <laughs> <laughs> Hangi şehirdi? Kayseri'ydi. Kayseri. Kayseri'ydi. Kayseri. Kayseri o da 2010'daydı galiba. Epey bir zaman oldu. Yine yani şimdi Kayseri'de bir cami düşünürken aslında cami problemine genel olarak nasıl yaklaşıldığını e, birazcık e, irdelemek istedik. ya Bugün eğer işte Masla'a bakın. Dün işte limanından geliyordum yeni finans merkezi kuruluyor. Hı. Evet Ataşehir'in karşısında. E, yani blokları dikiyorlar kocaman ve yanında küçük ufacık aralarında kalmış. Gülünç. E, evet aslında cami dokusu dediğimiz şey de yani bu İsfahan'da olur, işte Kapalı Çarşı'da olur. Kent dokusuna entegre edilmiş birimlerdir. Dolayısıyla eğer biz bu yeni daha diyelim çağdaş diyelim, modern diyelim, ne diye diyebiliyorsak diyelim, o yüksek kulelerin içindeki bir dokuda nasıl zuhur eder bir cami? O da belki bir yansıması olur yukarıya doğru ve yine aynı dokuyu entegre edilebilir. Dolayısıyla biraz tersine çevirdik. Kubbe de o yüzden terstir. Ama yine binanın içinde de çünkü bir binada zaten 4000 bin kişi çalışabiliyor. Hani bu insanlar neden aşağı inip o ufacık yere girip tekrardan çıksınlar? Bir bina entegre olabilecek bir unsur olarak düşündük cami. Kubbe ters duruyor evet. ve onun altındaki boşluğunda da bir konferans salonu var değil mi? Evet. Öyle evet. bir yerleşme düzeni var. Evet. Peki hazır bu sıra dışı projelere girmişken şu Çanakkale'deki e, iletişim kulesini, radyo televizyon, radyo radyo televizyon kulesi mi? Mi? Evet. onu konuşabilir miyiz? O bir yarışmaydı, yarışmanın birincisiydiniz ve şanslı biri olarak inşa edildi ama o şans ne kadar şanslılıktı bilmiyorum. O, o süreci biraz senden duyabilir miyiz? Yarışma, sonrası? ya iyi bir jüri oluşturulmuştu. Hani biz de o hani hemen atladık tabi projeyi hemen portfolyomuzu gönderelim diye e, bu yarışmaya. Aslında zor bir konu olduğunda yarışmaya başladıktan sonra da ortaya çıktı. E, Çanakkale merkez küçük bir alan, 150 binlik bir şehir. Hemen iki kilometre ötesinde bir tepe var ve uzakta kentle bağı da tam anlamıyla yok. Belki Çamlıca Kulesi'nde de tabii bu bir benzeri aslında yine HDL'in yapacak. Aynı o zamanki dönemin bakanın önerdiği projelerdi bunlar. Çamlıca ile Çanakkale Anten Kulesi. Dolayısıyla böyle bir uzaklık var. Ve uzaklık sorunu içerisinde aslında simgesel bir yapı isteniyor. Genel şeyi o. Ama o uzaklıkla da yani orada ne yol geçiyor ne şey yapıyor. Orada bir simgesel yapı yapmak oldukça zor. Veya yani bizim istediğimiz de bir şey değil. E, açıkçası. Dolayısıyla daha kullanılabilir, uzaktan algılanabilir fakat tepe üzerinde bir şey oturtmak çok mimarda zor bir şeydir. Yani hiçbir şey oturmaz. Dolayısıyla 150-200 tane biz şema geliş yaptık yani ki hangisi daha uygun olacak vesaire diye. Dolayısıyla bayağı bir bir buçuk ay bizi şey yaptı, çok yordu o proje. Yani Bir şeye sonuca varamadık. E, ondan sonra biraz daha hani tekrar analiz edip kendi sınırlarını ortada bir telekom binası vardı. Onu e, bypass ederekten, bütün şehri gezerekten, kuleyi de ayıraraktan, zaten birazcık radyasyon kaynağı o kule. E, kendisinden ayıraraktan e, bir gezinti alanı yapmak, iç avlulu ve ağaçlı bir fikir gelişti. Öyle devam ettik. O da kazandık onunla. İki, i̇ki şey çok iyi görünüyor bana orada. Bir tanesi kuleyi iki ayrı hattın birleştiği bir nokta olup yukarıya doğru çekmek. İki Onlardan bir tanesini alıp yerde gezdirerek biraz önce söylediğin tepeyle kurduğu ilişkiyi organik bir ilişki haline dönüştürmek. Evet. Her ikisi açısından da bence çok iyi bir öneri ve umarım dilediğin gibi gerçekleşmiştir ya da gerçekleşecek. Yani çabaladık. <laughs> Kolay bir proje değildi ama dediğiniz gibi kuleyi biz aslında yere gömdük ayaklarını. Hmm. Çünkü ilk modellerde o yürüyüş hattı birdenbire kendi içerisinde çıkıyordu. Fakat bu ekip çalışması, başka fikirleri de entegre ederek, özellikle Felix, benim ortağım o kuleyi yere basması konusunda e, ısrarcı davrandı, iyi de oldu. Dolayısıyla bu bir şey çalışması, e, ciddi derecede bir buçuk aylık bir ekip çalışması. Ve sorunuza gelirken, tabii biz bu asıl yarışmayı kazandık, ihale süreci başladı fakat bir de uygulaması var yani müteahhitle ilgili ilişkiler var. Yani müteahhiti işte Tanışma şeyine davet ediyor. Mimar yok ortalıkta. Hiçbir zaman mimarın adı geçmiyor. Mimarı bir an önce devre dışı bir bırakmak. Bir an önce devre dışı eğilim, eğilim var, değil. var. Çünkü problem çıkartır diye. Halbuki ben onlara hizmet edecek bir unsurum, faydalı bir unsurum. Hatta müteahhite devretme gibi müteahhitin eline bırakıp sizi projeyi yönetmenizi istiyorlar beraberce. Yani olacak iş değil. Çünkü işverenimiz aslında... Bakanlık, yani benim aracı olmam lazım bütün kurumlar arasında. Bu konu çok önemli gerçekten. Çok önemli. Yarışmayla ya da doğrudan alma almayla o projeyi yapma becerisini ve yetkinliğini gösteren mimar, uygulama sırasında bir an önce devreden çıkarılmaya evet. çalışılıyor. Oysa onun denetimi olmadan o yapı yapılamaz ki. Onun içinde birçok yapı, Düşünmenin karikatürüne dönüşüyor. Projeye davet edilmek için sahada yani kontrol olmak için bile CİMER'e yazı yazdım vesaire. E, o andan sonra belki bir aşama kaydedildi falan. Tamam madem hiçbir şey olmuyor biz gidip gelelim bu işi halledelim. E, sağ olsun müteahhit firma da iyi niyetli olduğu için belli bir aşamaya getirdik. Ama işte sonunda iyi niyete bırakılıyor. Tabii i̇yi, i̇yi niyet de her in, zaman in, vazgeçilecek bir şey. Ya sistemi sürdürmek önemli iyi niyetten öte. Peki... Bu hazır sıra dışı yapılara gelmişken Kızılırmak ve Venlo köprüleri. ikisi de bir nehri aşan köprüler ama ikisi de hiç birbirine benzemiyor. Bambaşka şeyler. Nereden başlıyorsun böyle şeyleri düşünürken merak ediyorum. Ne kadarı rasyonel, akılcı veriler, ne kadarı sezgi, ne kadarı biçim, ne kadarı kullanışlılık? Çünkü köprü tek fonksiyonlu bir şey. Buradan oraya geçeceğiz. Ama onlar hiçbir zaman birbirlerine benzemiyorlar modern dünyada. Evet. Nedir onları farklı kılan? Venlo için konuşursak o iki yani yarım adayı birbirine bağlıyor. Dolayısıyla daha zarif ve strüktürel olması gerekiyor kendi kurgusu içerisinde. Dolayısıyla biz onu yine acaba kağıt gibi bir betonarme strüktür ince, biraz daha Latin Amerika tabii o dönemde icra edilmiş birçok örnek var tuğlalarla olsun. betonermenin inceltilip kendi içindesinde strüktüze edilmiş hali var. Dolayısıyla biz orada aslında strüktürel bir çalışma yapıyoruz. Hani Çanakkale'ye de o köprüyü getirebilirsiniz o nehir arasındaki alana. Yerellikten öte kendimizle olan ve, ve teknolojiyle de olan bir e, strüktürel bir çalışma. E, Kızılırmak ise o da orada yöreye ait biraz daha kırsal peyzajı var Anadolu'nun. E, o kavakları dizgi halinde e, strüktürel bir şeye getirebilir miyiz? Bunlar yine aslında kendi içinde açılan evet. saksılar. O saksılar birleşiyorlar. Ve aynı zamanda birleştikleri zaman bir tarihsel göndermesi de var. Kemere Kemer oluşuyor. <laughs> Ama bunlar birbirleriyle tamamen ayrı cisimler. Vesaire yani öyle bir takım oynamalar yapabiliyoruz. E, Peki Venlo'da daha strüktürel olana giderken Kızılırmak'ta daha geleneksel olana gitmek ya da yerel olana gitmeyin neyin belirleyicisi ne? Ne onu tayin ediyor? Ya bazen çok ön, ön, analizler yapıyoruz. Bu, kimi zaman bunda tabii ıskalıyoruz da bu çok normal bir şey. Her deneyin şey olduğu gibi, sonucu olduğu gibi. Birçok zamanda argüman yani o yöreye ait argüman geliştirmemizde faydalı oluyor o çalışmalar. Yani ön yapısal çalışmalar. Bir sürü şey de farklı farklı biz üç boyutta yani 20-30 tane, 40 tane her proje için çok nadir projeler var bir anda yapılan mesela kavuşma durağı vesaire çok kısa sürede tek şeyle yapılmış stüktürel çalışmalardır bunlar. Ondan sonra bir senteze varıyoruz ama yani bu tabii bir şey bakış açısı jüriyle eşleşmesi gerekiyor vesaire. Yarışmaya girerken jürileri hesaba katar mısın jürinin kim olduğunu? Tabii tabii. <laughs> e, Peki, nerede olduğu vesaire birçok şey var. Peki e, şimdi kavuşma durağı demişken sen böyle çok farklı ölçekler arasında gidip geliyorsun. Böyle çok küçük bir mimarlık nesnesi de senin işlerin arasında. Bir kent planı da senin işlerin arasında. Şu kavuşma durağı neyin kavuşmasıydı bir? <gülüyor> <gülüyor> o nasıl... Nasıl bir tasarımdı? onu senden duymak isterim. Bir de çok kısa ömürlü oldu. Aslında meydanlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi yarışmalar açmak istiyordu. Ee, ve bu yarışmaları tartışacağı, sergileyeceği mekana ihtiyacı vardı. Öncelikle alternatif Taksim'de çünkü Taksim Meydanı'nda yarışmaya açılacaktı. Alt katında, metronun girişinde bir sergi salonu var, burası olabilir. İşte oluşan projelerin ön aşaması halka sunup vesaire bütün süreci tartışabilecekleri bir ortam istiyorlardı. Bu aşamada ne yapılabilir diye bir çalışma yaptım. Bu çalışmanın da aslında ön çalışması da Korçe'de bir tane bir stüktür yapmıştım ben ormanın içerisinde. İşte ortasında Twister Pavilion vesaire bir oyun alanı var. Bütün iki parça içeri bakıyor. Karşılıklı insanlar da ikiye bölünmüş halk diyelim o yarışmada. Karşılıklı tartışma ortamı buluyorlar. Dolayısıyla bu taksimin çok uygun olacağını düşündüm bir tartışma platformu için ve altında da sergi. Bunu ama işte o Korçel'de yaptığımız şeyi yukarı kaldırdık, altına da sergi salonu yerleştirdik. Bir de tabii korkulukların tamamen yere kadar inmesi ve oradaki stüktürle, alttaki taşıyıcılarla birleşmesi böyle eşit bir şeffaflık getirdi projeye. Bu şekilde bir tasarım süreci oldu. Tabii uygulaması ve şeyine gelince Anıtlar Kurulu'na dahil bir proje orası. Fakat Anıtlar Kurulu daha sonrasında bu inşa edilirken yani negatif yönde şey verdi. Sakınca olduğuna Sakınca karar olduğuna verdi. Bilirdi. Dolayısıyla apar topar açıldıktan belli bir süre sonra toplandı. O tasarımda bana şey çok başarılı gelmişti. Şimdi Taksim gibi ucu bucağı olmayan, kimin ne yaptığının belli olmadığı bir uçsuz bucaksız artık alanda, iri kıyım bir artık alanda kendi mikro mekanını oluşturup kendisini nesne olarak da içeriden kullanımı sırasında ister sergiyi ister toplanma alanını geziyor ol. Her iki durumda da dışarı ile ilişkisini o incecik çubukların kısmen örtücülüğüyle bence hem nesne olarak okunaklılığını hem de bütün o mekanın içerisinde kaybolmadan belirgin bir halde durabilmesi açısından bence çok sıkı bir tasarımdı. Keşke daha uzun ömürlü olabilseydi diye düşünüyorum. Olabilir belki başka yerde belki. Bir şey var. Biran şehir ve Famagusta örneklerinden yola çıkarak sormak istiyorum bunu. Bir ara Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle çok sayıdaki öğrenci için düzenlediği, tasarladığı ya da tasarlanmasını istediği bir takım eğitim kampüsleri vardı. Dolayısıyla senin bu örneklerinin üzerinden geçerek eğitim yapılarının mimarlığı gerçekten çok özel bir öneme sahip. Evet. Çünkü Mekan öğretiyor ve o yaştaki insanlar kullandıkları mekanlardan da bir şey öğreniyorlar. Evet. Nasıldı o süreç? Yani ister Viranşehir, ister Famagusta olsun. Ya o dönemde ne Bakanlığın yaptığı aslında başarılı bir şeydi. Girişimdi. Zannediyorum 35 alanda mıydı? Öyle bir evet. o kadar bir alanda bu yarışmalar gerçekleşti. Ve bu tabii tartışma ortamı da yarattı tasarımının ne olması gerektiği konusunda, mekansal özellikleri ne olabilir diye. Bu konuda çok çok iyiydi yani. E, fakat istenen sonuç alınamadı. Belki birçok şey araya girdi. Tabii yani bir okul binasının iklimsel özelliği var, nüfusu var. Bir tek eleştirilebilecek o şey nüfusları çok fazlaydı ve şehir dışına atılmak isteniyordu okullar. Ama 10 bin kişilik evet, 10 bin orta öğretim kişilik... kampüsü evet. olur mu? Bir. Orta bir... öğretim kampüsleri niye şehrin dışarısından çıkarılır? Evet Aynen. O gibi konuları e, dikte ediyor Diyordu. O yani bu belli ki hiç araştırılmamıştı. Biz hatta baktık dünyada örneği yoktu 10 bin kişi. Peki Çi Çin'e Çin bile baktık 10 kişi iyi buluyorsun. Ya böyle bir şeyin kamusal olarak yarışmaya açılması. Anladım. Onun <laughs> dışında <laughs> <laughs> tabii jürilerin de vesaire de toplanıp iyi bir şekilde organize edilmesi vesaire yani onlar iyi. E ama biz hani bazen sorunları nasıl avantaja çeviririz veya mümkün olunca nasıl olur diye. Yani öyle bir proje yapıyorsunuz ki hiç dersliklersin yüzlerce derslik vesaire. <laughs> zor bir şeydi yani. Mümkün olmayan şeylerdi aslında. Tabii bu iklim özelliğinde yine dışarınız açılır, öğrenciler ders değiştirirken nerede, hangi dersten diğer dersliğe geçerken nasıl bir iklim koşullarına sahip olur, nereden geçer gibi birçok şeyi düşündürdü bize. O bakımdan iyi bir şeydi, projeydi. Bence o projelerin, o yarışma sürecinin çok ilginç bir tarafı vardı. Şu, negatif öğrenme. Neden böyle bir şey yapılamayacağını anlamış olduk. 10 bin nüfuslu bir eğitim kampüsünün çok da parlak bir fikir olmadığı ortaya çıkmıştı. Ama yani eğer küçültürseniz de oradaki çıkan şemaların da aslında okullara uygulanabileceği veya hatta tekrardan geriye dönüp bakılması gereken bir proje süreci bence. Tekrardan irdelenmesi gereken. Çok. Tabii. Bu Rotterdam Merkez İstasyonu'ndan Sakarya'ya gelmek istiyorum. Hı. Sakarya'da bir projen var. İki nedenle bana çok önemli geliyor. Bir, yeni bir şey öneriyorsun. İki, eski istasyona müdahale ediyorsun. Bu böyle biraz hani hep böyle ayrıştırılır ya restoratörlerle mimarlar farklı farklı mesleklermiş gibi aslında bana çok iç içe bir sıkı bir tasarım problemi gibi gelir orada. Dolayısıyla Sakarya'daki istasyon meselesini biraz konuşabilir miyiz? Yani o müdahale ederken onun önüne bir revak ekliyorsun hı hı. ve yeni bir önerin var. Bu korunması gereken nedir? Neyi koruyorsun? Kızılırmak üzerindeki köprüde de kemerden yola çıkarak geliştirdiğin o büyük saksılarla geliştirdiğin proje gibi bir şey. Tamamıyla başından başlarsak ya belediyenin de aslında kararsız kaldığı. Yani istasyonu taşırsak mı güneye belli bir bölgeye hmm. ya da eski istasyonu değerlendirsek mi diye iki arada bir derede kaldığı bir e, proje bizce. Proje içerisinde de, de bir alan önermişlerdi. Mithatpaşa diye bir ara alan. Öncelikle bir grup çağrıldı. Hani 4 5 6 gruptu e, öneri veren. O alanda çok dar bir alanda kalacağını düşünüyorduk Mithatpaşa'yı yerleştirilse. Dolayısıyla güneyde başka bir alan daha vardı TCDD'ye ait. Ya bu 6 kişilik grup içerisinde bir tek biz güneye taşıyalım, bambaşka bir alana. taşıyalım. Orada olsun, orada yeni bir, eğer olacaksa illa, hani bizce merkez istasyonunun yerinde kalması daha doğrudur fikrine sahip olarak ama olmayacaksa eğer hani onu da biz test etmek açığız aslında. E, o, o öyle bir çalışmaydı, onu da beğendiler e, güneye yerleşirse. Çünkü tam trenlerin dönüş yaptığı bir nokta ve bambaşka bir şehir merkezi ve alanı yaratabilme potansiyeline sahipti. Dolayısıyla orayı değerlendirdik. Bir, oraya da iki farklı tasarımımız vardı. Diğeri de istasyonun nasıl dönüşebileceği ile ilgiliydi. Ee, daha sonrası tabii bu sürüncemede kaldı. Eğer istasyon güneye yapılmazsa biz yeni, eski istasyonun cephesini yenilerize dönüştü. Öyle de bir şey verdik, öneri verdik. Stüktür olarak kenar e, çalıştığımız bir obje taşıyıcı bir eleman. Dolayısıyla orada da bu şeyi yaptık. Başka projelerde de var. Güzel e, restoran projesi vesaire <laughs> ki projelerde de kemerin modernize edilmesi konusunda biraz bazen çalışma yapıyoruz. Evet orada da kemerle epey uğraştığın anlaşılıyor Sakarya örneğinde. Peki bildiğim kadarıyla Bakü, Bursa, Muğla, İstanbul gibi böyle Projeler devam edip gidiyor. Nasıl görüyorsun Türkiye'deki mimarlığı? Ya, Türkiye'deki mimarlık biraz daha şey e, tartışma imesini kaybetti. Evet, hem, hem bir sen hem bir dışarıdan. Birazcık imesini mi? kaybetti. Hmm, çok ee, önemli bir konu. Evet. Yani bu bahsettiğiniz akademik tartışma dahil, kentlerin nereye gittiğine dair vesaire... E, o biraz beklemede şu an uykuya yattı. Bu zaman zaman çıkar ortaya. Hollanda'da da öyle oluyor. Şu an orada da biraz bazı uykuya yattı. Yani 2009 2000'lerde çok hararetli. O, o mimar geliyor yurt dışından evet. bizi geliyor. Bir bir şey ya bu şey gibi işte Mississippi Deltası gibi. Yani orada caz nasıl gelişiyorsa böyle bir ortam yaratmak gerekiyor. Süreklilik. O kadar da başarılı oluyorsunuz. Yani o tartışma ve şey konusu bilgi dağarcığını e, kamulaştırıyorsunuz. E, o çok önemli. O gitti aslında şu an. Dünyada da böyle bir eksilme var Dünyada tabii birazcık daha belki şu an ya, yani kendi içine kapanma söz konusu. Mesela 90'larda, 2000'lerde şimdi Rotterdam'da Alvaro Siza'yı davet ederler. Oraya bir proje yapar vesaire. Topluk, hani bir Etkileşim birbirlerinden fikir alıp başka mimarları da davet etme daha şeydi. Mesela şimdi azalan bir döneme giriyoruz. Türkiye, içinde öyle artık yurt dışından kimse davet edilmiyor. Açtığın yerden bu Lapseki, Prak, Korca, Taksim, Karasu örnekleri biraz daha böyle kamusal alanda mimarlık örnekleri gibi geliyor bana ve mimarlığın tartışılır hale gelebilmesi için onların belki de acaba tek yapı olmaktan çıkıp kamusal alanda mimarlıklara mı dönüşmesi gerekiyor? Daha çok tartıştığımız bir duruma mı geliyor böylelikle? Yani kentsel planlamayı gerçekleştirirken mimarların etkisini de ele almak lazım mesela benim gözlemlediğim bestede çalışırken bir belli bir alan var o alan içeri çalışırken şu mimar şuraya uygundur şu önemli binadır şu daha az önemli dokudur vesaire önceden bunların şeyi e, belirleniyor e, İşte şuraya şu mimarın karakteri daha uygundur böyle bir şey yapalım bunu kim belirliyor? Kent plancı belirliyor başta hatta yani bir plan kart diye şeyler vardır Hollanda'da o mesela Crosswalk'ta şu yıldız içerisinde koyuyoruz. Bu daha önem teşkil eden bina. Dolayısıyla mimarı da şu olabilir, bu olabilir <laughs> gibi ön tahliller yapıyorsunuz. Ve oluyor da çünkü oradaki plancıyı süreç içerisinde de tutuyorlar daha sonrasında. Size geriye kalan 5-10 sene içerisinde hala danışmanlık yapıyor o planlamanın süreci esnasında. Bu aynı zamanda belki yatırımcıyı da belki entegre etmek anlamına geliyor. Peki bu aynı zamanda mimarlık üzerine tartışmayı da e, ivmelendiriyor mu? E, tabii mesela Biennale de ilişkilendiriliyor. Mesela ilk geldiğimde ben Adrian Göze şeyi sunuyordu. O NAY'ı bilirsiniz siz, Hı -hı, e, mimarlık arşivinin olduğu alanı. Onun altında binlerce e, ahşaptan üçgen e, çatılı şeyler hazırlamıştı. E, hatta adedi bilmiyorum 500 bindi vesaire. Ya 500 bin tane eğer biz Amerikan usulü ev yaparsak şeyi budur. Ee, Sonucu bu. <laughs> Sonucu bu. Nu <laughs> <laughs> orada gör şey yapıyoruz. Çok önemli bir şey bu statement e, e, şey açısından, bir mimarlık orta veya tartışma ortamı açısından. Bu gibi şeylerin bizde de olması gerekiyor. E, yine mesela işte kent meydanları yarışmaya açıldı. Bunların tartışma ortamı olması gerekiyor. E, ne olursa olsun. Çok önemli fırsatlar fakat gerektiği gibi tartışmaya açılmadığını ve gerektiği kadar kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmediğini düşünüyorum açıkçası. Ee, bizde bence tek şeyi bu savaşa dönüşüyor. Ee, iki tane yani, troller de bilmem neydi oraya istiyorum istemiyorum. Ya yani, birbirimizi bence hırpalayan bir e, tartışma şeyine dönüştüğü için çekiniyor herkes. Her grup tartışmaktan evet. mı? Tartışmaktan evet. Yani çok fazla reaksiyondu vesaire çünkü biz biz şey bir yani ateşli insanlarız. <laughs> Saldırıyoruz yani. Ve bu şey zarar veriyor şeye. E, olmayınca... bu bir, bir, de pardon sözünü kesiyorum. Bir de her ya tabii proje gerçekleştirirken her e, merciden insanı yani o işte ağaçla ilgilenen ağaç bölümü vesairesi her bölümü çağırmayınca projeyi gerçekleştiren dolayısıyla problemler çıkıyor ve bunları e, ya, isteseniz de alamıyorsunuz önerseniz de beraber şey, yapalım diye. Bana şey gibi geliyor böyle e, konsept sayılabilecek bir fikir projesi sayılabilecek olan şeyden ara aşamalar ve olması gereken başkalarının görüşlerini almak, düşüncelerini almak, o projeyi olgunlaştırma süreci çok böyle sıkıştırılmış bir aralığa girdiği için bir fikir projesinden doğrudan uygulanıyorsa eğer o da, çok azı uygulanıyor ama doğrudan uygulama projesine geçiyor ve çok büyük boşluklar oluşuyor sanki Doğru. arasında gibi geliyor. Bu kamusal alandaki mimarlığı tartışmayınca da geriye mimarlık nesneleri üzerine konuşmak kalıyor. Evet. O da hani gerekli ama sadece ona kaldığımız zaman da dolayısıyla kısır bir iş. Koskoca bir şeyi küçücük bir yerinden tarif etmek gibi geliyor açıkçası. Evet sizin Apti Güzel ile tartıştığımızda yaptığımız da... Evet. Yani takip ettim o kısmı. Ee, kesinlikle doğru. Çünkü e, ben bazen Zumthor efekti diyorum buna. Yani Zumthor İsviçreli çok iyi bir mimar. Çok kaliteli işleri var. Fakat yani tamamen örnek alıp gerçekleştirdiğiniz zaman sadece materyal ve şeye dönüşüyor. Hani o insanın yani mimarın tinsel e, düşüncelerine kalmış e, proje olarak düşüyor. Aslında bizim tartışabileceğimiz nokta biraz daha ortak olan noktalar maalesef hani biz e, materyalleri konuşamıyoruz. Yani konuşuruz ama çok bir anlamı kalmıyor. Ama bunu işte dediğim gibi meydanları tartışıp biz 2050'de 2100'de ne olacak? O meydanlar dönüşümü mü geçirecek ileride yoksa biz 30 senelik mi meydan yapıyoruz? İstasyonlar için de aynı şey geçerli. Mesela Rotterdam istasyonu 1950'lerde yapıldı savaştan sonra. 30-40 senelik ömrü vardı. Bir tane daha yapıldı şimdi. Belki onun da 40 senelik ömrü olacak. Dolayısıyla bütün bunları tartışılacak bir şey lazım. Platform lazım ve bu da bizim ortak meselemiz. O çatının metal olması veya ışığı şöyle alıp ilginç bir mekan yapması bizim aramızda konuşacağımız çok fazla bir mesele değil. Güzel bir mesele, şahsi olarak beğeniyoruz diyebiliriz ama bunu herkesi ilgilendiren bir şey olmadığı için. Aslında ben bunun da herkesi ilgilendirdiğini düşünüyorum ama asıl tartışılması gereken o geniş spektrumlu, geniş çerçeveli konuların daha kamusal, kentsel projeler üzerinden olacağını düşünüyorum. Umarım onları tartışacak günümüz günlerimiz de gelecektir. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Arman. ederim. Güzel konuşma için. Sağ olun.